Hatay'ın yanı başında İdlib kazan gibi kaynıyor. İdlib Birleşmiş Milletler yazışmalarında bile dünyanın en büyük terörist çöplüğü olarak tanımlanıyor. Bu mesele Suriye içinde çözülmezse ülkemizi çok büyük sıkıntılar bekliyor. Askerlerimiz Suriye rejim güçleriyle İdlib'deki terörist gruplar arasında sıkışmış durumda. Geçen yıl Suriye ve Rus uçaklarının bombardımanında 36 askerimiz şehit oldu. Yine son günlerde Rus uçaklarının askerlerimize yakın yerlere hava saldırıları düzenlediği anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin tekrarını bu ülke, bu millet artık kabul etmez. Erdoğan İdlib'i konuşmak üzere bir kez daha koşa koşa Putin'in ayağına gitti. Geçen sefer 36 askerimiz şehit olduğunda Kremlin kapısında bekletilmişti. Şimdi de Ortak basın toplantısı yapmadan nelerin görüşüldüğünü, hangi kararların alındığını kamuoyuyla paylaşmadan uçağında yandaş gazetecilere demeç vermekte yetinerek geri döndü. Daha önce Erdoğan'ın Putin'in kapısında bekletildiği görüntüler Rus Devlet Televizyonunda kronometre tutularak verilmişti. Bu ziyarette de yine devlet televizyonunda yapılan bir yayında program sunucusu Erdoğan'a 200 dedi. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Erdoğan Rusya'nın devlet televizyonunda bir kez daha tahkir edildi. Beyefendi iddi bir konuşmaya Rusya'ya gidiyor. Sağdaki askerlerimizin hayatını ilgilendiren önemli konular görüşülüyor. Ama toplantı heyetinde Milli Savunma Bakanı yok. Yine Suriye'den Libya'ya, Karabağ'dan Azerbaycan'a kadar dış politikamızı yakından ilgilendiren konular konuşuluyor. E yanında Dışişleri Bakanı da yok. Allah aşkına bu nasıl bir devlet yönetimidir? Anlaşılan Putin ile yaptığı görüşmeyi Erdoğan nedense kendi kabinesinden bile saklıyor. Hayırdır? Artık kendi bakanlarınıza da mı güvenmiyorsunuz? Yoksa çok yakında bir kabine değişikliği mi var? Ama atalarımız gizlide gebe kalan aşikarda doğurur diyor. Soçi'de baş başa konuşulanların kokusu da yakında ortaya çıkar. Biz Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Tüm Türkiye'yi geçen yıl yaşattığınız zilletin tekrarını kaldırmamız mümkün değildir. Askerimizin yanına, yöresine düşecek her bombadan, sırtına sıkılacak her terörist kurşunundan sadece Ruslar, Suriye rejim güçleri veya teröristler değil, siz de mesul olursunuz. Yoksulun yorganı kış gelmeden yırtıldı. Önümüzdeki kışı kara kışa çevirecek zamlar sağanak olup yağmaya başladı. Bu hafta benzinin vergisiz fiyatına 29 kuruş. Likit petrol gazına da 71 kuruş zam yapıldı. Benzin zammı Eşel mobil kullanılarak vergiler düşürülerek şimdilik pompaya yansıtılmadı. Ama fahiş LPG zammı yansıtıldı. Dün yine sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza %15 zam geldi. Bu üst üste ikinci zam. Dün akşam EPDK elektriğe zam olmadığını açıkladı tamam. Ama 1 Ekim 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanması gereken 4. çeyrekte ilgili elektrik tarifesi ortada yok. Anlaşılan kış gelirken elektrik zamların da eli kulağında. Ama yapılacak zammın boyutu konusunda bir türlü anlaşamıyorlar. Akaryakıtta eşel mobil sistemi sonuna kadar kullanıldı. Vergiler dibe vurdu. Böylece enflasyon rakamları 2,5 puan daha düşük gösterildi. Bunu ben söylemiyorum. Raporunda Hazine ve Maliye Bakanlığı söylüyor. Milletimize geçmiş olsun. Memur maaşları, emekli aylıkları bu makyajda enflasyon rakamlarına göre belirlendi. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık mızrak çuvala sığmıyor. Eşel mobil sistemi dibe vurdu. Vergiler sıfırlanma noktasına kadar geldi. Artık bundan sonra akaryakıttaki tüm fiyat artışları aynen pompaya da yansıyacak. Önümüzdeki günlerde akaryakıta çok daha büyük zamlar kapıda. Son 3 haftada milli paramız Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında %6,5 değer kaybetti. Bu iğneden ipliğe her şeye yeni zamların yolda olduğu anlamına geliyor. Kurdaki son hareketlenmenin önümüzdeki dönemde enflasyona yapacağı katkı öyle gözüküyor ki bir puandan fazla olacak. Ama Merkez Bankası koltuğunda oturan saray komiseri doğrusu reisini aratmıyor. Bu işi ben yapmadım. Kurdaki yükselişin çoğu Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın kararından kaynaklandı diyor. Tamam. Madem Türk lirasının değer kaybı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası'nın kararından kaynaklandı. O halde son 3 haftada Türk lirası neden Bulgar levasına karşı %4,3, İran rialine karşı %6,5, Pakistan rupisine karşı da %5,3 değer kaybetti? Milletimizin aklıyla daha fazla alay etmeyin. Paramızın değeri düştükçe elektriğe, doğalgaza, benzine, mazota, gübreye Hasılı iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Çiftçinin, esnafların, ailelerin beli bükülüyor. E peki bu rezaletin sorumlusu kim? Şimdi para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Bu tweet'i kim atmış? Erdoğan'ın ta kendisi. Ben ekonomistim diyen Erdoğan. Ne zaman atmış? 1 Mart 2012'de atmış. O gün 100 lirayla 84 Bulgar levası alınıyormuş, bugün ancak 19 leva alınabiliyor. Milli paramızın, komşumuzun parası karşısındaki alım gücü 9 yılda 65 leva birden düşmüş. Bunu yapan kim? Konu komşunun parası karşısında bile paramızı pul eden kim? Şu tweette söylendiği gibi bayrak gibi, milli marş gibi ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgileyen milli paramızın değerini güneş görmüş kar gibi eritip bitiren kim? paramızın itibariyle beraber milletimizin itibarını da bitiren kim? Tabii ki bu tweet'i atan Erdoğan. Şimdi bunları yapanın yapmaması gereken de bellidir. 2053'e öyle mektup yazmakla falan uğraşmasın. Derhal istifa mektubunu yazsın. Vakit kaybetmeden sandığı milletin önüne getirsin. Erdoğan damat bakanı görevden aldı olmadı. Merkez Bankası başkanlarını görevden aldı o da olmadı. Başkan yardımcılarını görevden aldı, o da tutmadı. Para politikası kurulu üyelerini aldı, o da olmadı. Ne yaptıysa dolar düşmedi, her seferinde biraz daha fırladı. Neden? Çünkü sorunların sebebi Erdoğan'ın kendisi. Milletin Erdoğan'a duyduğu güven bitti. Milletin Erdoğan'dan sıtkı sıyrıldı. İşte bu nedenle Erdoğan sebeptir, şahlanan dolar sonuçtur. Daha yeni Sayıştay açıkladı. Sadece karayolları üzerinden altı otoyol için yandaşlarına verdikleri gelir garantisi 28 milyar 329 milyon dolar. E şimdi bugüne kadar milletin kesesinden buraya 4 milyar 372 milyon dolar ödenmiş. Geriye daha 24 milyar dolar var ödenecek. Eylül başında dolar kuru 8 lira 30 kuruştu. Şimdi 9 lira 23 kuruşu aştı. Bir buçuk ayda dolar paramıza karşı 93 kuruş değerlendi. E, bu da yandaş müteahhitlere bütçeden ödenecek garanti paralarını 22 milyar lira birden arttırdı. Paramızın satın alma gücü, haysiyeti, şerefi güneş görmüş kar gibi erirken saray yanaşmaları bayram ediyor. Ama dolar ne zaman fırlasa Erdoğan gözünü milletin dolarını altına dikiyor. 7 Mart 2015'te dolar alan yaya kalır dediğinde dolar kuru 2 lira 58 kuruştu. O gün 100 lirayla 39 dolar alıyorduk. 2 Aralık 2016'da yastık altında dövizi olanlar parasını Türk Lirasına dönüştürsün dedi. O gün dolar kuru 3 lira 45 kuruş olmuştu. 100 lirayla alınan dolar da 29'a düşmüştü. 26 Mayıs 2018'de yastığın altında doları olan kardeşlerim, paranızı gidin Türk Lirasına yatırın dediği gün dolar 4 lira 70 kuruştu. 100 lirayla 21 dolar alır duruma düşmüştük. Bugün ise 100 lirayla ancak 11 dolar alıyoruz. Erdoğan yönetiminde geçen 6 yılda 100 liranın dolar alma gücü tam 28 dolar azalmış. Doları alan pişman olmamış ama satan bin pişman olmuş. Sarayın yanaşmaları abad olurken Erdoğan'a güvenen dolarını altını bozduran vatandaşımız hep yaya kalmış. Bu yıl doğal gaz tedariki konusunda kaygılar ortaya çıktı. Mevcut sözleşmelerle doğalgaz ihtiyacının karşılanamayacağı söyleniyor. Önümüz kış. Önceki yıllarda Ekim ayına kadar doğalgaz depolama kapasitemizin yüzde 80-90'ı kadar gaz stoklanırdı. Artık Ekim ortasına geldik. Elimizdeki mevcut depolama kapasitesinin sadece yüzde 54'ü kadar stokumuz olduğu görülüyor. Dünyada doğalgaz fiyatları almış başını gitmiş. Neden gazın nispeten ucuz olduğu dönemde stokları hazır etmediniz? Ağustos böceği gibi şarkı söyleyerek çok kıymetli bir zaman ve imkanı niçin heba ettiniz? Şimdi bu açığı kapamak için fiyatların dört katına sıçradığı spot LNG piyasasından gaz temin etmeye uğraşıyorlar. Bu nedenle doğal gaz faturamızın 5 milyar dolar daha şişeceğini işin uzmanları söylüyor. Bunların iş bilmezliğinin, beceriksizliğinin faturasını hep milletimiz ödüyor. Bugün akaryakıta büyük bir zam geldi. Motorinin pompa fiyatına 41 kuruş, benzine 40 kuruş zam yapıldı. Benzinde pompaya yansıtılacak zam 17 kuruş olacak. Kalanı ÖTV'den düşülecek. Ama artık ÖTV'de de marş kalmadı. Akaryatı istasyonları pompalarını çift haneli fiyatlara göre ayarlamaya başladılar bile. Yine artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 zam dillendirilmeye başlandı. E bu da dolar 9 liraya aşmadan önceydi. dolar şimdi 10 liraya koşuyor. Yani yüzde 40-45 zam da bu gidişte yetmeyecek. Ülke yönetilmiyor, savruluyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşımız var. Bu zamlardan sonra milletimizin hali nice olacak düşünmek bile istemiyoruz. Ama Genel Başkanımız bunun için Kara Kış fonu kurulsun diyor. Bu fonun kaynaklarının da nereden bulunabileceğini söylüyor. Erdoğan bunları düşünüyor mu? Hayır. Umuru değil. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz deyip seyrediyor. Bir zamanlar Gülen örgütüne övgüler düzen, sonra da etmedik hakaret bırakmadığı Erdoğan'a kapı kulu olan, siyasi hayatı dönmekle geçmiş, siyasi zübüklüğün kitabını yazmış İşişleri Bakanı'nın adeta isteri nöbeti geçirerek adab ve edebi bir yana bırakarak Sayın Genel Başkanımıza sarf ettiği hakaret hamiz ifadeler içine girdikleri çukurun seviyesini göstermesi bakımından ibretlikti. Anlaşılan memurlara en çok kanunsuz emir veren de yine bu bakanmış. Bu arada Erdoğan da ağzında bir vesayet türküsü AK Parti zihniyetinde böyle şeyler duydunuz mu diye sormaz mı? Peski ne pes nepes doğrusu. 20 yıl önce bunları kim söyledi? Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bugüne kadar AK Parti zihniyetinden şu 19-20 yıl içerisinde böyle bir şey duydun mu? Devletin <laughs> belli bir siyasi parti veyahut da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bütün bunlardan sorumlu olan hükümet üyeleri kendileriyle görüşen arkadaşlarımıza olaylara el koyacaklarını söylemelerine rağmen göz altında bulunan vatandaşlarımıza kötü muamele günlerce sürmüştür. Buradan açıkça ilan ediyorum bu işleri yapanlar yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler. Muhalefetteyken memurlara yasaları hatırlatacaksın. O mübah olacak. Ama hükümete geçince memura yasaların hatırlatılması vesayet, sivil itaatsizlik, darbecilik olacak devletin kurumlarını, memurunu vesayet altına alacaksın. Devlette liyakati bitirip devleti talan edeceksin. Sayın Genel Başkanımız çıkıp yok öyle ya ama deyince de başlayacaksın vesayet, sivil itaatsizlik, darbe nakaratlarına. Erdoğan ve sosyetesinin anlamadığı bir şey var. Milletimiz kimin darbeci, kimin vesayetçi olduğunu artık çok iyi gördü. Notunu da verdi. Sandıkta da tasdiknamelerini vermeyi sabırsızlıkla bekliyor.